diken biçer ekini. Bodrumlular erken biçer ekini. Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakim? Feleğe kurban mı gittin Bodrum hakim? Nasıl astın Mefaret Hanım ipe de kendini? Nasıl astın Mefaret Hanım ipe de kendini? Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Altın makas, gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Hakim Hanım'ın memleketi Kütahya Tavşan. Hakim Hanım'ın memleketi Kütahya Tavşan. Hanım hakim sen eyledin bizleri perişan. Hakim Hanım sen eyledin bizleri perişan. Nasıl kıydın Mefaret Hanım kendi kendine? Nasıl kıydın Mefaret Hanım kendi kendine? Çifte doktor gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Çifte doktor gümüş bıçak ile doğradılar tenini. Canı cananlı sohbetlerden hepinize merhaba. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de keyifli sohbetlerle ve değerli konuklarımla birlikte Günaydın TV ekranlarından sizlerleyiz. Evet efendim, hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Bu arada hoş geldiniz. Şair, yazar Aydın Mutlu Dinç Oğur. Hoş geldiniz efendim, hoş tekrar. Efendim. Ve Türk Halk Müziği sanatçısı Coşkun Gönültaş. Harika bir giriş yaptık Coşkun Bey. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok güzel okudunuz. Bodrum Hakimi bir Ege türküsü sanırım. Evet, bu bir Ege türküsüyle içeri bir Ege'den selam yolladık. Aynen şöyle. Aynen. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ ol, sizler nasılsınız? İyiyiz hamdolsun. Yağmurlu bir İzmir'den. Kesinlikle. Berbat bir yağmur yağıyor İzmir'den. Ben de İzmir'den. Oraya geldim, bayağı bir trafikte. Değil mi? Trafik berbattı yağmurlu bir havadan. O da doğal bir sıcacık, süreç kesinlikle. Sıcacık ama bir türküyle, değil mi? Sıcacık bir türküyle selamlar yolladık. Evet, biraz tanıyalım biraz sizleri. Önce sizden başlayalım. Tamam. Ben Coşkun Gönültaş. Ağrılıyım. Çok güzel. Uzun yıllardır İzmir'de ikamet ediyorum. Hı hı. Müzikle klişe bir laf olacak ama hepimiz tabii sonuçta bu bir gönül işi olduğu için küçükten beri içimizde olan bir sevgi, aşk halen devam ettiriyoruz. Çok güzel, çok güzel. İzmir'de böyle yolculuğumuz devam ediyor, Türk yolculuğumuz. Çok güzel. Sağ olun. Evet, sizi de Aydın Bey biraz tanıyalım. Aydın Mutlu Dinçoğul. Evet. İstanbul doğumluyum. İzmir'e 76 yılında geldik ailecek. Babam Bankası müdürüydü. Ama geldikten bir sene sonra vefat etti. İşte 41 sene sonra da işte 3 ay önce annem vefat etti. Yani evet. O zamandan beri İzmir'deyim. Çok güzel. Yazarlık yapıyorum artık belli bir yaştan sonra. Evet, yazarlarsınız. Yazarsınız. Çok güzel kitaplarınız evet, var. Şiir yazıyorum. Kur'an üzerine yazıyorum. Evet, evet. Yani vaktimi bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Kalan vaktimi. Çok güzel, çok güzel. Kitaplarınızla ilgili, zaten şiirlerinizle de ilgili konuşacağız. Yayınımızda bol bol işleyeceğiz. Evet Coşkun Bey. Hocam. Özellikle soruyorum, kaç senesinden beri müziğin içindesiniz ve neden evet. Türk Halk Müziği? Öyle diyeyim ya da. Türk Halk Müziği'ne nasıl gönül verdiniz? Evet. Dediğim gibi
bu çocukluk aşkı, yani bir de yaşadığımız şey, biz Aralıyız, Anadolu insanıyız. Hı hı. Türküler bizim için çok önemli. Türk'ün yaşantısı, yaşanmışlığı, türkülerin verdiği mesajlar çok önemli. Zaten biz o coğrafyanın içine gelen insanlarız. Doğru. Bir yere işlemiş. Hı hı. Tabii ki bütün müziklere saygımız sonsuz. Ama halk müziğini biz daha kendimize yakın. Zeybe'yle, Deyişi'yle, Semah'yla, Horun'uyla, Teken'iyle daha bize halkın içinden gelen, halkın kendini ifade etme şekliyle ilgili daha çok yakın buluyorum kendimi. O peki yüzden... bir Ağrılı olarak ekseriyette Ege türküleri mi okuyorsunuz? Yani, ya da Ağrı türküleri, yani bir kısıtlama var mı? Hani Davuş'unu daha yapmadım. Çok okuyorum, yok, şunu yok, daha çok seviyorum gibisine. Tüm Türkiye'nin türküleri. Evet mesela abi, hepsi Ağrılı çok olarak çok yani güzel bir türküde... Ege türküsü yorumladınız. Çok güzel okudunuz. Teşekkür ederim. Ben bundan 24 sene önce, 25 sene önce TRT'nin amatör sesleri şeyine girmiştim. Evet. Bir Rumeli türküsü okumuştum, Çalın Davulları. O da çok güzel Coşkun bir türkü. Coşkun Bey'in bir özelliği de kendisi TRT'den geldi. Estağfurullah. TRT'den gelmedir. Yani oranın kültürünü yansıtan bir kişiliktir kesinlikle. Ondan sonra hatta Hale Gür hocamız demişti bana, sen Ağrılısın, bir Rumeli türküsünü nasıl icra edersin diye söylemişti. Ettim yani, bu gönül işiymiş demek ki. Şivelerde falan zorlanıyor musunuz peki? Ya tabii herkes her şeyi okuyacak, her yöre okuyacak diye bir kural yok ama. Çünkü Karadeniz türkülerinde de hani o yani, ufak ufak şiveler var ya. Kesinlikle, kesinlikle. Aslında onu ben çok yapamam, güzel. Onu veremem örneğin. Ama neden şey değil. Balkan türkülerinde de çok güzel bir ufak şiveler var. Onları demek ki yapabiliyormuşsunuz. Kesinlikle. Çalışmak gerekiyor. Öyle çalışmak diyorsunuz. Gerekiyor. Yani müzik evrensel zaten. Kesinlikle. Yani kardeş kültürlerin kesinlikle içe geçtiği öyle bir alan. Ama şimdi mesela dil yatması var. Yani biraz ne demek istediğimi yani anladınız değil mi? Anladım, çok iyi anladım. Yani o zaman şimdi... şey yapacağız, kendimizi biraz geliştireceğiz. Değil mi? Öyle mi olacak? Tabii. Yani işte ben Tunceli'den geldim diye, Ağrı'dan geldim diye bunun şey yapmayacağız. Doğu türküleri değil ama Ege kesinlikle türküsünü de çok güzel işte yorumladınız. Bak, işte Bodrum. Gelmiş. Kitaplar maşallah. Değil mi? Ege zaten Barış'ın, yani İonya kültüründen gelen Barış'ın Anadolu'da yerleştiği bir yer. Evet. Barış'ı yok etmek istediler biliyorsunuz. Bundan 5000 yıl önce Agamemnon geldi, burayı işgal etti. 10 yıl sonra da orayı, bu toprakları Yunanlı yaptı. Evet. Ama bu topraklar bildiğimiz kadarıyla İonya'dır, Anadolu'dur. Kesinlikle. Ve Barış kültürüdür. Anadolu'da yaşayan bütün halklar bu kültürün içerisinde, Kilikya, Frigya, işte İonya, hepsi birbirleriyle savaşmadan barışını yaşamışlardır. Bu kültür hala devam ediyor. Ege'de özellikle bir barış havası var. Yani bunu, buraya gelen hemen fark eder. Ege'deki o barış havası kesin bütün Türkiye'mize yayılsın diyoruz. İnşallah. Yani 2019'da, 2019'daki dileklerimizin en başında o vardı. Kesinlikle. Savaşlar bitsin, artık kanlar akılmasın. Çocuklarımız özellikle Güneydoğu'da veya sınırda görev yapan askerlerimiz kan akmasın diyoruz. Biz insanız, konuşarak anlaşıyoruz. Konuşmanın, iletişim kurmanın çeşitli yolları var. Biri silah, biri kalem. Yani biz niye illa silahla konuşalım? Aydın kalemle Bey, konuşalım. Ben kalemimle konuşayım diyor. Evet, kaç senedir yazıyorsunuz? Sizinle de ilgili biraz bilgileri alalım. Yani ben yani gençliğimden beri yazıyorum da. Yani edebiyatla ilgilenmem işte dil tarihte başladı. Dil tarih coğrafya fakültesinde okuduk. Çok Türkoloji güzel bölümünde. Sonra sosyoloji okuduk. Anadolu Üniversitesi açık öğretim. Sonra işte denemelerim, şiirlerim zaten vardı. Sonra bunları bir sistematize etmeye başladık. Yeteneğimiz zaman içerisinde üzerinde çalışa çalışa, yoğunlaşarak gelişti. İlk kitabım Deneme, Cennetin Ufkunda diye bir deneme kitabı. İçinde denemelerim var. Daha çok tanrıçalar çağıyla sarmaş dolaş denemeler. Yani kadınların üzerindeki toplumsal baskıları irdeleyen, onları güzel eleştiren bir çok kitap. Güzel. Bir de insanlar arasındaki sevgi bağlarını, gönül bağlarını, zora dayalı bağları aşarak geliştirmeyi insanlar anlatan. İnsanlar arasındaki sevgi bağları, evet, gönül bağları Aydın Bey sizce kaldı mı? Hele hele bu devirde. Yani onu kimse yok edemez çünkü insanın özü, adalet, hakikat, işte sevgi dediğimiz bunlarla bağ kurduğun zaman zaten doğrudan sevmeye başlıyorsun. Adaleti ve hakikati olmayan bir sevgi yaşayamaz. Bunlarla bağ kurarsa insanın fıtratında var, yaratılışında var. Bir insan merhamet yumağıdır. Adaletsizlik yapamaz, haksızlık yapamaz. Hakikatle ilişki kuran bir insan doğrudan sevgi bağlarına yönelir ve zora dayalı bağların dışına çıkar. Yani mesela Habil ile Kabil hikayesine bakın. Tarihte evet, ilk kanın döküldüğü, ilk insanın öldürüldüğü hikayeye bakın.
Habil diyor ki sen bana vursan bile diyor, elini kaldırdın, beni öldürmek istiyorsun, anlıyorum kardeşimsin ama ben seni vuramam diyor. Çünkü ben korkarım diyor, seni öldürdüğüm zaman işleyeceğim o, yapacağım o adaletsizlikle hakikati böleceğimi düşünürüm. Onun dışına çıkacağımı düşünürüm ve sevginin, yani sevgisizlik başlar içimde diyor. İçimdeki bu sevgisizliği öldürmek istemiyorum diyor. Beni öldür diyor ama içimdeki sevgiyi öldüremezsin diyor. Yani esas harika hikayenin demiş. Özündeki evet, bu. Evet. Aslında hepimizin toplum olarak içimizdeki o sevgiyi öldürmememiz evet. gerekiyor. Peki şiirlerinizdeki tema, tema olarak neyi işliyorsunuz? Yani ben daha çok felsefi, mistik, dramatik, böyle daha çok toplumsal sorunların kökeninde yatan, yani tarihsel kökeninde yatan derinlikli şiirler yazıyorum. Evet. Sosyal içerikli böyle sloganist şiirlerden öte. Evet. Yani böyle katı siyasi diyeyim, dogmatik katı siyasal şiirlerden öte daha çok insan ilişkilerindeki kalıcı yönü, gelişmeye açık olan, özünde var olan, değer üreten, yaratıcı, üretken özü işlemeye çalışıyorum. Yani mesela insan doğar, günahsızdır, saftır. Doğru. Hiçbir suçu günahı yoktur. Hani melekler gibidir diyelim. Fakat zaman içerisinde onu özgür bırakırsanız, yani mesela bir adada yaşadığımızı düşünelim. Orada herhangi bir kısıtlayıcı şey yok diyelim. Yani insanın kendisini bulması, kendisini ifade etmesi anlamında kısıtlayıcı bir ortam yok diye düşünelim. İhtiyacı olan her şey de var işte. Yiyecekler, içecekler, evcil hayvanlar falan da var. Kendisini, hayatını idame ettirecek asgari bilgiye de sahip olduğunu düşünelim. Bu insan zor ilişkileri kurmadığı sürece kendisini mutlu bir hayatın içerisinde bulur. Yani bizim aramızdaki ilişkileri birbirimizi itip kalkmayı, küçük görmeyi, eleştirirken yıpratmayı, yani mutlaka eksiklerimiz vardır ama eleştirirken yıpratmayı yapmadığımız, yani sabrettiğimiz biraz sürece. Biraz da eksiklerimizi aramamamız gerekir. Yani evet. O zaman dostlukların bozulduğuna inanıyorum ben. Karşındaki insanın eksiğini ararsam, hepimiz insanız. Bakın, hepimizin eksikleri vardır. Sizin de vardır, sizin de vardır, benim de vardır. Yani herkes olduğu gibi kabul edeceğiz. Değil mi? Yani. Ama karşındaki insanın eksiğini arayıp da onunla nemalanmamak gerekiyor. Tabii canım. Zaten bütün düşünceler ütopyadan çıkar. Evet. Yani bir ütopya kurarsın. Demin ben bir ütopya kurdum. Fakat ütopyasız bir gelecek olamaz. Yani geleceği evvela ütopik olarak düşünürsün. Dersin ki ben işte barış istiyorum, sevgi istiyorum, adalet istiyorum dersiniz. Hakikatte bir bağ kurarsınız. Bu bir ütopyadır. Çünkü hayat o kadar... Hayat o kadar kısa ki bugün varız yarın yokuz. Tabii. Bunun üstüne güzel bir şiir dinleyelim efendim. Vallahi dinleyelim. Ben şimdi ilk kitabım, yani şiir kitabım olarak Zamanı İncitmeyesi'ni çıkardım. Evet. Zamanı İncitmeyesi'nin de zaman üzerine olan şiiri. Tamam. Daha sonra şiir üzerine isterseniz biraz açıklama yapabilirim. Yani tamam. Zaman üzerine. Tamamdır. Zamanı incitmeyesin. Şöyle benim kitap şöyle yakın bir alabilir miyiz resimlidir. Çocuklar? Evet, resimleri de var kitabımızın. Yani resimler içinde. Üzerine yazılan şiirler bunlar. Evet. Görüldü değil mi? Evet, evet. Zamanı incitmeyesin. Zaman olur, ılık ılık eser rüzgar. Başının üstünde dolaşır bulutlar. Gülümsediğin anlar ömrüne kar. Rüzgarı incitmeyesin. An gelir, hava döner, kasırga patlar. Yine de cennettir gülümsediğin her diyar. Yağmuru incitmeyesin. Vakit erişir, bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. Gönlünün bereketidir aşk. Aşkı incitmeyesin. Azaba sabret, ruhunu merhametle sar. Kötü şeyler düşünmeyesin. Bulutlar gibi akıp gider zaman. Hayatını bölüşüp yüzünü güldürdüğün her insan en güzel anıdır. Senden geriye kalan zamanı incitmeyesin. Ağzınıza sağlık efendim. Çok güzel. Tam bu konuşmanın üstüne de çok güzel gitti aslında değil mi? Evet zaten. İncitmeyelim, birbirimizi incitmeyelim. Coşkun evet. Bey, bu şiirin üstüne şöyle bir türkü dinleyelim mi efendim?
söylemem adını, düşersin dile. Meylimi bağladın zülfün teline, acı sözlerinle vurdun sineme. Yaralar sevdim, yaralar benim. Acı sözlerinle vurdun sineme. Yaralar sevdim, yaralar benim. Yaralar, yaralar, yaralar benim. Yaralar sevdim, yaralar benim. Yaralar, yaralar, yaralar benim. Yaralar sevdim, yaralar benim. Düşen iflah olmaz imiş aşkına. Kaybettim aklımı, döndüm şaşkına. Dermansız dertleri açtın başıma. Yaralar sevdim, yaralar benim. Dermansız dertleri açtın başıma. Yaralar sevdim, yaralar benim. Yaralar, yaralar, yaralar benim. Yaralar sevdim, yaralar benim. Yaralar, yaralar, yaralar benim. Yaralar sevdim, yaralar benim. Niye bana böyle zulüm edersin? Selamsız sabahsız çekip gidersin. Her olur olmaza gönül verirsin. Yaralar sevdim, yaralar benim. Her gönül almaza gönül verirsin. Yaralar sevdim, yaralar benim. Yaralar, yaralar, yaralar beni. Yaralar sevdim, yaralar benim. Yaralar, yaralar, yaralar beni. Yaralar sevdim, yaralar beni. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Evet.
Aydın Bey de çok güzel eşlik etti son rakamda. Ben de az buçuk biliyorum bunları. Biraz da ses tok bir ses de değil mi? Memleketi mi? Öyle mi? Oo. Müslüm Akkobatinceli. Evet. Memleket hangi yöremizin bu türkü? Bu beste. Beste hangi? Ha, yani bir yöre değil. Beste sizin mi? Yok. Müslüm Akkobati bir üstadımızın. Almanya'da yaşıyor. Evet. Almanya'da yaşıyor. Evet. Çok özellikle temizli. Projeleri ve sosyal projeleri de görüyoruz sizi. Sosyal projelerin içindesiniz. Bir de koro çalışmanız var. Evet, neler yapıyorsunuz? Biraz o etkinliklerden, projelerden de konuşalım o zaman. Vallahi nerelere gidiyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bir koro çalışmanız da var. Son 10 yıldır İzmir'in çeşitli işte sendika, kurum, resmi kurumlar, işte derneklerin halk müziği korosunu çalıştırıyorum. Çok güzel. Bu dönemde İSU Genel Müdürlüğü'nün halk müziği korosunu çalıştırıyorum. İşte daha doğrusu 4 yıldır çalıştırıyorum. Türkü severlerle, türkü yolculuğuna çıkmış insanlarla beraber oluyoruz. Türküler geçiyoruz. Türkiye'mizin her yöresinden türküler okuma çalışıyoruz, okutma çalışıyoruz. Bu arada tabii özel insanlar oluyor aramızda. Evet. Güzel insanlar oluyor aramızda. Onları da paylaşıyoruz. Örneğin bizde bir kızımız var, Pelin Taşkın. Ondan biraz bahsedeyim. Otizm. Ama Pelin felaket bir şey. Yani ben de onun hayranıyım aynı zamanda. 41 kere maşallah. Geçen kısa bir zaman önce bana şey dedi. Hocam dedi ben bir Hülya Polat'ın türküsünü okumak istiyorum dedi. Tamam dedim Pelin hangisini? Şunu okumak istiyorum dedi. Hülya Polat'ı aradım. Muvaffakatnamesini aldım öncelikle. İznini aldım. Sonra, Hülya Polat'a da buradan çok çok selam söyleyelim. Kesinlikle. O da çok iyi bir insan. Harika bir kaliteli insan. Bir insan. İki proje de denk geldim. Evet, çok kaliteli bir insan. Çok yardımsever. Evet. Biz de çok iyi karşıladı İstanbul'da. Evet. Biraz Pelin'den bahsedince tamam dedi vereyim ama dedi o zaman madem böyle bir şey ben sadece stüdyo aşamasını düşünmüştüm. Bir tık yukarı yapalım dedi. Dedim hocam düet yapar mısınız? Yapalım dedi. O zaman dedi klip de çekelim dedi. Ay kıyamam. Tamam çok güzel olmuştur muhakkak. Pelin'le ben burada stüdyo aşamasını bitirdim. Türkiye okuttum. Klip çekildi. Tabii çektik İstanbul'da. Süper. Burada Pelin'i okuttum. Hülya Polat'ı da İstanbul'da okuttu sağ olsun bize gönderdi. Orada mix masterlık yaptık. Sonra Pelin'i aldım. Bir gün gittik Hülya Polat'la görüştük. Aynı gün iki gün falan klibimizi çektik. Geldik. Şu an yayında. Çok güzel. Çok güzel. Bir de, vallahi tavsiye Pelin'i ederim. De misafir etmek isteriz programımıza. Çok mutlu olur. Çok mutlu vallahi, olur. Vallahi tamam. Onu yayından sonra Coşkun Bey tam konuşalım. Tam bu belgelendi zaten. Belgelendirelim. Evet. Yayından sonra konuşalım. Günümüzü tamam, ayarlayalım. Pelin, o değerli kızımıza biz de destek olalım. Elimizden gelen neyse biz de ki destek olalım. Yorum yaparsınız. Programımıza alalım. Tamam hocam. Anlaştık. Nasıl peki çalışmaları? Çok iyi. Pelin çok iyi. Pelin şu an... Yalnız dün de bende bir konuklarım vardı. Otizmli çocuklar vardı. Otizmli orkestra grubu vardı. Sanat merkezi, sıra dışı sanat merkezi diye çok güzel bir grup kurmuşlar. Çocuklar çok tatlı. Ondan sonra ama müziğe karşı aşırı bir ilgileri var. Onlar ya müzik ya da spor üstadım biraz şey evet, yaparak. Ama müziği çok biraz seviyorlar. Daha şey, müzikle uğraşmayı da seviyorlar. Kesinlikle. Yani çok enerji dolu, hayat harika, dolu. Harika. Evet efendim kısa bir reklam aramız varmış. Reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam aynen, ediyoruz. Anlaştık. Evet efendim reklamlar. Tarih 5 Nisan 2014. Göreve geldik. Halkın rahat yaşaması, Seyhan'ın gelişmesi için harekete giriştik. Birlikte bir destan yazdık. Atatürk portresini ve Türk bayrağını çok özlemiştiniz değil mi? Bundan sonra oradan inmeyecek. Bundan sonra hep orada kalacak. Şimdi çevrenize baktığınızda görüyorsunuz. Seyhan'ımız çok değişti. Ve iyi biliyorsunuz Seyhan Seyhan olalı böyle hizmet görmedi. Bozuk yollara unardık. Hiç asfalt görmemiş sokakları asfaltla buluştuk. Parke taşlarla modern sokaklar, yollar oluştu. Türkiye'nin en büyük meydanlarından birini yapıyoruz. Büyükler dinlensin, çocuklar eğlensin diye 44 yeni park yaptık, 74 parkı yeniledik. 10 spor tesisiyle Seyhan'da yaşamı hareketlendirdik. Çocuklarınızı
güvenle emanet edebileceğiniz kreşlerimizi hayata geçirdik. Borçlu devraldığımız belediyemizin tüm borçlarını kapadık. Üstüne bir kuruş borç almadan milyonlarca liralık yatırım yaptık. Göreve geldiğimizden bu yana yaptıklarımıza, kısa zamanda başardığımıza sizler de şahitsiniz. Ama biz yetinmiyoruz. Seyhan'ın geleceği için yepyeni projeleri hayata geçirmeye, birlikte destan yazmaya devam ediyoruz. Ve söz veriyoruz. Biz görevde oldukça bugün de yarın da projeler meydanda, mutluluk Seyhan. Birbirinden değerli doktorlarımızla ve genelde şikayet vermiyor. Damar ağrı etkileyen sağlık hakkında merak edilen tüm soruların cevapları bu programda. Bizler için çok önemli bir konu konuşacağız. Evet, operasyon salonundan çıkıp gelmiş. Çok teşekkür ederim. Evde bakım, sağlık hizmeti nedir? Seyircilerimiz. Onun kanımda olduğu gibi yani üzülü bir şekilde. Lan iyi o aslında yani doğumsal dediğimiz doğumsal. Akrabalarının iyisi. Çok teşekkür ederim. Hepimizin çocuğu var. Hepimizin ya da anne baba da evde bakım bugün. Sağlık. Nöroloji uzmanı Doktor Gökhan Gürel'in sunumuyla sağlık için günaydın. Hafta içi her sabah saat 9'da Günaydın TV ekranlarında. Habercilik. Günaydın. Pakize Sudayla sokağın nabzı. Günaydın. Cezmi Baskın ile kültür ve sanatın lezzeti. Günaydın. Ali Analtaş ile keşfedilmemiş tüm yerler. Günaydın. Ümit Aktan ile en doğru tahminler. Günaydın. Canan Beyazkaya ile yaşamın tüm renkleri. Günaydın. Doktor Gökhan Gürel ile sağlıklı yaşamın reçetesi. Günaydın. Kutlu Annesi ile güne merhaba. Günaydın. Zahit Armanlı ile müziğin her ritmi. Günaydın. Ümit Aktan ve Hakan Dilek'le futbolun tozlu sayfaları. Günaydın. Başarı öyküleri için anlat kendini. Günaydın. Ekstrem hayatlarıyla adrenalinin zirvesi. Günaydın. Hakan Dilek'le muhabbetin en mavisi. Hepsi ve daha fazlası en iyilerin kanalı Günaydın TV'de. Günaydın, günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Günaydın. Günaydın televizyon ekranların. Gazete manşetleri. Hazır Suriye demişken Amerika'dan beklentilerinizi bizlerle paylaşıyoruz 74'ü de. Günün öne çıkan gelişmeleri. Yeniden CHP kanadından bir haber. Bu davanın sonunda Çavuşoğlu'nun açıklamalarına kulak verin. Evet, 2018'in öne çıkan gelişmeleri. Kültür ve sanatın haberle harmanlandığı Günaydın Türkiye'de. Operasyonlarına değerli izleyen gelişmeleri bunlar da sizler için. Teknik Üniversitesi'ne giriş. Kutlu Annesi'yle Günaydın Türkiye hafta içi her sabah saat 8'de Günaydın TV ekranlarında. Macera dolu bir dünyanın kapılarını aralamaya hazır mısınız? Hız, heyecan, adrenalin hepsi bu programda.
Ekstrem Hayatlar. En iyilerin kanalı Günaydın TV'de. Hızlı kalın. Hayatın güzelliklerini kaçırmayın. Ağzınıza sağlık. Harika bir türkü ve çok sevdiğim bir türkülerden biridir. Şöyle albümlerinizi de o zaman gösterelim ekranlardan. Beste ile türkü. Evet. Coşkun Gönültaş. Bileydim bunun ilk parçası evet, değil evet. mi? Evet. Kaç eser var? 5 tane eseriniz var. 11 tane. 11 tane pardon. 5, 11 tane. Bu da bir... Bu da bizim, biraz bilgi vereyim onunla ilgili. Bu bizim koromuzun yani benim çalıştığım korodaki polis arkadaşlarından oluşturduğumuz bir albüm, karma albüm yaptık.
12 kişiden oluşan Türkleşen Besteler isimli bir diye başlattık. Bunu inşallah devam ettireceğiz. Hadi inşallah. İçinde kaç tane? 12 tane. 12 tane evet. Sanatçı arkadaşınızla birlikte. Evet, solist arkadaşlarımız. Görev yaptı sağ olsun. Hepsi birbirine çok değerli. Çok emek verdiler. Çok da güzel okudular. Peki albümündeki, albümünüzle de ilgili biraz konuşalım. Kaç senesinde çıkarttınız albümü? Bunu 2016 diye. Daha yeni, evet, yeni bir albüm. Evet. Çok güzel. İkinci albümüm de bitti şu an. İnşallah o da 2-3 ay içinde çıkar. Harika. Evet. Onun ismi? İsmini daha koymadık. İsmi daha belli değil. Onda nasıl türküler ağırlıklı hangi yöreler sizinle besteledi? Onların türküler de var. Dışarıdan aldığım dostlardan besteler de var. Kendi eserim yok. Kendi eseriniz yok diyorsunuz. Yok. Evet. Tamam efendim, albümünüzle birlikte tekrar sizi konuk almak isteriz. İnşallah. Böyle güzel sesleri her zaman programımızda ağırlamak çok isteriz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Aydın Bey. Biraz da sizin kitaplarınızla ilgili konuşalım. Kitaplarınızı evet. alabilir miyim? Ekranlardan şöyle göstermek istiyorum. Zamanı incitmeyesin. Evet, bu çok anlamlı bir isim olmuş. Evet, zamanımızı yani. Incitmeyelim. Evet. Çok güzel, anlamlı bir isim olmuş. Hakikatin döngüsünde bu da. Şöyle, kağıtlarımız düştü. Şöyle göstereyim. Çok çok güzel. Peki kitaplarınızı kaç senesinde çıkarttınız? Yani son 3 kitabımı 2018'de çıkardım arka arkaya. Hazırdı zaten. Şu anda da 9 tane kitabım hazır. Bunları harika. Arka arkaya çıkaracağım ben. 4 tanesi şiir kitabı, 2 tanesi toplam çıktı. Kaç tane kitabınız var? Şu anda yayınlanmış 4 tane. 4 tane kitabınız yani var. Ötekileri de orada. Evet, onları da siz olmazsa ekranlardan şöyle gösterelim. Biri şu. Bu da evet. Geçen sene çıkan da bu. Biri deneme kitabı, öbürü kuram kitabı. Kuram kitabı devam edecek. O bir seri zaten. Evet. Hiyerarşi üzerine çalışıyorum. Sosyolojideki, toplumsal bilimlerdeki hiyerarşi kuramları üzerine çalışıyorum. İkinci cildi de İslam ve hiyerarşi. Yani İslam, Kur'an içinde anti-hiyerarşik, anti-otoriter bir öz var mıdır? Toplumlara nasıl bakıyor Kur'an? Toplumsal tarihe nasıl bakıyor? Zamana nasıl bakıyor? Onları inceliyor. Üçüncüsü de İslam ve ikincisi İslam ve tekil hiyerarşi. Üçüncüsü de İslam ve çoğul hiyerarşi. Yani iki tip hiyerarşi var. Biri zora dayalı, öbürü içten gelen, gönüllü. Evet. Yani fıtratımıza uygun olan, barışçıl, işte böyle adaletli diyelim. Esas yani bizim içimizde yaşayan, haktan gelen. Yani hak bize nefesini üflediği için haktan gelen bir fıtratımız var ve bu zora dayalı ilişkiler aslında kabullenmiyor. Aşkın içinde zor olur mu? Yani bir insan bir insanı zorla sever mi? Kesinlikle. Mümkün değil. Gönül ilişkisinde zor yoktur. Bütün gönül ilişkileri ilahidir aslında. Bir parça ilahidir. Çok üzerinde gelişirse yani sevgi büyür böyle halka halkadır zaten. Emek sarf edersin. Emekle büyür. O ilahi sevgiye kadar gidebilir. Yani Züleyha ile Yusuf arasında mesela ilişkiye bakın. Züleyha önce bildiğimiz dünyevi aşka bağlıydı. Sonra bir süre sonra artık Yusuf'u görmez oldu. İlahi aşka geçti. Yani bu bir aşamadır. Hak da onun içindeki aşka cevap verdi ve onu affetti. Peki sizce zaman ve hakikatin kavramı ne? Şimdi zaman aslında Kur'an'da dehr diye geçer. Arapça zaman demek. Bizim dilimize de gelmiş tabii. Mesela Arapça şeyde Kur'an'da başka zamanla ilgili kavramlar da var. Gün, hafta, işte evet. Yıl. Yani zamanı ikiye ayırıyoruz aslında. Yani fiziksel zaman, maddi zaman bizim ölçebildiğimiz bir zaman vardır. Gün, ay, yıl falan diye tarih anlamında. Tarihsel zaman. Yani buna fiziksel zaman da diyebiliriz. Bir de bütün bunları kapsayan yani hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan ilahi bir zaman vardır. Şimdi insan aklının anlayabileceği fiziksel zamandır, maddi zamandır. Manevi zamanı kısmen anlayabilir. İşte o gönül evet. ilişkileri dediğimiz, aşk ilişkileri dediğimiz, işte dervişlerin çok üzerinde zikrettikçe ilerlediği ilahi bir zaman aşaması vardır. O aşamaya geçtiğiniz zaman zaten gönül eri oluyorsunuz, hakikatle buluşuyorsunuz. Hani bütün tasavvuf ilimlerinde vardır 4 kapı 40 makam, en son makam biliyorsunuz. Hakikat kapısıdır. Yani marifetten sonra hakikat kapısıdır. Hakikat kapısında artık hakka ulaşıyorsunuz. Yani hak ile hemhal olup artık hiçbir adaletsizlik, hakikati zedeleyecek hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bütün yaratılanlara aynı gözle bakıyorsunuz.
Yani tevhide ulaşıyorsunuz aslında, birliğe ulaşıyorsunuz. Çünkü özü zaten tevhiddir. Her şeyin birbiriyle olan içsel bağını, zorunlu ama bu aslında. Evet. Siz bunu önce fark etmiyorsunuz ama aslında her şeyin, yaratılan her şeyin birbiriyle zorunlu içsel bir bağı var. İnsan bunu fark ettiği zaman zaten tevhide ulaşıyor. Yani birliğe ulaşıyor. Diyorsun ki yani bir böceğin bir arıya ihtiyacı, bir arının bir şeye ihtiyacı varsa, bir ağacın tohuma ihtiyacı varsa, işte bütün hayvanların birbirine ihtiyacı varsa, bütün bitkilerin, binlerce bitki, binlerce canlı türü, hiçbir insanın hiçbir insana benzememesi, hiçbir toplumun hiçbir topluma benzememesi, aralarındaki o farklılıklar, bu farklılıkların kendi aralarında bir yardımlaşma, dayanışma üretmesi için yaratılmış olması. Yani bu farklılıkların yaratılmasına bir hikmet var. Kuşların, balıkların bu farklılıklarına bir hikmet var. Hepsi bir eksiği tamamlıyor. Evet. Biz eksik insan yaratıklarız. Yani insanlar da eksiktir. Bütün canlılarda bir eksik bir şey bırakıyor ki diğeri tarafından o eksiklik tamamlansın. Birbirine ihtiyaç duysun. İhtiyaç duymayan tek varlık haktır. Ve bütün zamana hükmeden, yani dehre hükmeden haktır. Fakat Arap zamanı, yani bu henüz İslam gelmeden önceki cahiliye Arap zamanı, o toplumda zamana küfredilirdi. Zamana da küfretmeyin dedi sevgili peygamberimiz, çünkü zaman haktır dedi. Yani zamanın sahibi haktır dedi. Zamana niye küfrediyorsunuz dedi. Demin mesela türküde geçti felek üzerine. Değil mi? Ya felek işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Yani Bodrum hakiminin başına gelen acı olaydan dolayı. Bizlere geçmiştir o Arapça o kelime. Nedir? O zamanki cahiliye Arapları feleğe küfrederlerdi. Feleğe kızarlardı, lanet okurlardı. Ya derlerdi, biz doğduk. Ama onu bizler de hala yapıyoruz. Şimdi hayır bizler de yapıyoruz. Mesela kaderimizle ilgili veya ay ben böyle kadere. Evet, kader. Evet. Yani onu hala hepimiz kullanıyoruz. Evet. Hayır, feleğe işte hatta felekten bir gün çalalım falan derler. Felek gibisine. Çalamazsın. Yani kimse feleğin, daha doğrusu şöyle diyeyim, felek demeyeyim çünkü yanlış anlaşılacak. Evet, zamanın, çok doğru. Zamanın, kimse çemberinden, feleğin çemberinden geçemez. Şöyle diyeyim, yani bizim o küfrettiğimiz felek var ya, kızdığımız, lanet okuduğumuz felek var ya, aslında bizim acizliğimizdir. Yani Araplar, o dönemde henüz İslam'la tanışmayan Araplar, feleğe bağırıp çağırıyorlardı. Kendilerini aciz hissediyorlardı. Ve Hakk'a güvenmiyorlardı. Sadakat göstermiyorlardı, inanmıyorlardı. Evet. Diyorlardı ki peygamberimize, öldükten sonra mı dirilteceksin bizi? Kemikler nasıl dirilir falan. İşte ahirete inanmıyorlardı falan filan. Fakat bütün zamana hakim olan güç, dirileceğinize, ahiret günü dirileceğinize inanın diyordu. Evet, bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Canan Hanım merhaba, Cem Ayaz ben yazarım. Merhabalar Cem Bey, teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Diyoruz keyifle. Çok teşekkür ederiz, sağ olasınız. Aydın Hocamı gördüm ekranlarda, hepiniz güneş gibi parlamışsınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Gönüller bir olsun. İzmirli, yağmurlu bir İzmir'den bizler güneş gibi parladıysak ne mutlu bize. Evet, gerçekten sağ olun, içimizi ısıttınız. Aydın Hocam'a ve müzisyen arkadaşıma da merhaba demek isterim. Merhaba, merhaba. Çok teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Efendim, buyur kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olasın. Görüşemiyoruz en kısa zamanda. Görüşelim hocam. Şu an elimde Hiyerarşi ve Demokrasi kitabınız var. Evet. Vallahi ya böyle bir destanımızı anlatımla elimde tutuyorum. Daha içeriğini de biliyorum zaten, kitabınızı okudum, notlarımı aldım. Sizi de televizyonda, ekranlarda görmek güzel. Nasıl gidiyor çalışmalarınız hocam? Devam ediyoruz. İşte bu konuda yani kendimizi aydınlatmaya, kendimizi aydınlattığımız oranda da asrımızı aydınlatmaya. Yani her insanın sorumluluğu biliyorsun, asrını aydınlatmak. Evet. Yani var olan, hocam, var olan yaşadığımız çağda eğer yaşıyorsak. Ben bir merhaba demek istedim. Çok teşekkür ederiz Canan, efendim. Canan Hanım da güzel bir sürpriz yapmış. Sizi ve yanınızdaki değerli üstadımızı konuk etmekle. Evet.
Konuklarımın bugün aa, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Ama konuklarımın bugün ikisi de birbirinden değerli. İkisi de büyük teşekkür bir ederiz. Üstad. O bakımdan kendimi çok şanslı görüyorum. Evet, haklısınız. Ben size bir tüyo vereyim. Aydın hocamın da sesi çok güzeldir. Biraz demin biraz onun ipucunu aldım ama fazla üstüne gitmek istemedim. Tamam, çok teşekkür ederiz Cem Bey. Bu konunun üstüne hemen gidiyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Saygılar. Saygılar. Evet hocam, ne diyorlar? Sesinizin çok güzelliğini. Cem çok değerli bir arkadaş. Evet. Şöyle yazmaya başlamış, kitap yazdı. Bir tane kitabı var, çok güzel. Vatan inancı üzerine. Yani vatan lekelenmemesi gereken bir kadın gibidir. Kesinlikle. Yani korunması gereken, üzerine en küçük bir leke sürülmemesi gereken bir kadın gibidir. Yani özümüzdür bizim aslında. Herhalde. Vatan üzerinde. Vatan bizim yani, namusumuzdur. Vatan şöyle bir şey, özümüzdür. Şöyle bir şey, mesela vatansızlığı savunanlar olur çoğu zaman tarihte. Ya vatan demişti, ben istediğim yere giderim, yerleşirim. Dünya benim, her yer benim vatanım. Şimdi bu çok uçuk bir düşünce. Ya insanın nasıl ailesi varsa, yani herhalde hayata yön vereceği bir ailesi varsa, birlikte yaşaması, sorumluluk alması gereken bir ailesi varsa, sorumluluk alması gereken bir vatanı da olacak. Vatansız yaşanmaz. Yani bu, kimin vatanı kalmadı? Romanların kalmadı. Yani 300 bin Romanı biliyorsun Hitler öldürdü. Daha önce de bunlar Afganistan'dan çıktığından beri katlediliyorlar. Fakat onlarda bir vatan kültürü yok. Girdikleri yerin vatanını kabul ediyorlar. Yani Türkiye'ye geldi. Türkiye bizim vatanımız diyor adam. Şurada o bir anlamda bir da gene bir vatan kültürü var. Koyabilir miyim hocam? Özür dilerim. Lafını kestim ya. Şeyi araştırdım. Romanların yani dünyadaki ilk çıkışları Hindistan'mış. Evet. Afganistan'la Hindistan arasında bir coğrafya. Bilmiyordum. Mesela burada Aydın Ortaklar'a yalnız gidin. Yalnız bunu özellikle Roma kesmek istiyorum. Evet. Lütfen. Dün değil evvelsi gün Tepecik 35 dizi evet grubu bendelerdi. Size şunu da söylemek istiyorum. Tamam, nereye gittilerse orayı vatan kabulleniyorlar ama bayraklarına, devletlerine ve vatanlarına o kadar bağlılar zaten ki. Zaten o işte yani. Benimsiyorlar gene aslında. Evet. Ne kadar demeseler de bizim vatanımız yok ama işte burası bizim vatanımız. Çünkü gittikleri yer artık unutmuşlar. 3000 yıl önce çıkmışlar oradan. Unutmuşlar. Yani mesela Amazonlar Karadeniz'de yaşamışlar. 200 sene bu Anadolu'ya hakim olmuşlar ama sonra kaybolmuşlar. Ha, gene bir Anadolu'nun rengi olarak hala şu anda İzmir'de var mesela. Evet. Simirna'yı kuran Amazonlardır. Hala o kültür az çok İzmir'de yaşıyor bir evet kadın kültürü anlamında. Romanlarda da müzik, folklorik öğeler hala yaşıyor. İnsanları neşelendiriyorlar en azından. Vatana bir renk veriyorlar. Aydın Bey, ben özellikle başka bir şey sordum size. Evet. Dedim ki Cem Bey sizin sesinizin çok çok güzel olduğunu güzel söyledi de dedim. Şimdi. Amazonlardan girdiniz, oradan girdiniz ve konuyu dağıttınız. Ben ama beraber bir düet istiyorum. Tabii ki yapacağız, yapalım. Beraber, ama ben feleğin ne olduğunu öğrenmedim. Evet, felek. Onu sonra bir şey yapalım, felek. Tamam, birazdan tamam, bir türküden tamam sonra feleği konuşalım. Tabii, güzel bir türkü yapalım mı? Ne dersiniz? Bir düet benim yapalım böyle ikiniz karşılıklı. Benim türkülerden harika olur. Sen rahat okuyabileceğin, ben yine tamam, bir not aldım, geldim yani böyle. Yalan diye yapalım da işte. Tamam, okuyalım. Tamam. Evet. Tamamdır. Hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünden mutlu mu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada. Sen beni gönlünde mutlu mu sandın, ömrümü boş yere
Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Karşı benim gayetten çoğdu. Bilirsin sevdiğim kusurum yoktu. Sana karşı benim gayetten çoğdu. Felek bulut oldu, üstüme yağdı. Yaşlar gözüme dolan dünya. Felek bulut oldu, üstüme yağdı. Yaşlar gözüme dolan dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Ah yalan dünya, yalan dünya. Yalandan yüzüme gülen dünya. Ağzına sağlık. Ağzınıza sağlık. Sağ her ikinizin de. Çok güzel bir diyet oldu. Görmediğimiz bir yönünüz de çıktı ortaya. Evet. Harika, yani, tok bir ama sesiniz şair var. Ama zaten ciddi söylüyorum. O yön var yani. Olmalı zaten. Değil mi? Değil mi? Tabii. Evet efendim, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Evet efendim, reklamlar. Aşkındır zahmeti hikmet. Çıktım dağların kuytularına, hava ayaz mı ayaz. Minnettir gönlümde sızlayan, eylerim aşka niyaz. Eser keder rüzgarları, yer gök bembeyaz. Düştüğüm ateşi aşktır, sevdikçe sakınılan ahdü aman. Işık ışığa akar, yürek yüreği yakar. Ne mahrem kalır içimde ne bir kar. Aktığım ışıkta geldiğim yer kaybolur. Gittiğim yol ufukta uzayan ulu yoldur. Azapla geçerim sır kapılarını. Gönül damlalarından er geç birikir hakikat. Saçının her telinde yüklüdür bin gam. Uçar gibi geçer zaman. Serabi çöllerde mecnun eyler beni. Koştukça peşinde aciz bırakır hakikat. Kesilir soluk, kırılır kol kanat. Gönül yükü, kuş tüyüdür aşığa. Gariplerin sarılan gönül yarası. Bahri ummanda çözülen esrar. Ey kerameti güzel dost, söyle bana, koynunda ne saklarsın? Gözlerinde açılan kırlangıç kanatları, hangi narin gönüle konarsın? Kadim çağlardan akan o bakışlar, doruklardan çağlayan ırmaklarla akar. Gelip yüreğimden kanatlanır, bağrımda yuvalanan azat kuşlar. Konuşmadan anlaştık, duymadan duyduk. Görmeden gördük seninle. Tek heyecan sensin gayrı içimde. Derdim de, dermanım da sen. Ey yarenli güzel dost, susuz bıraktın çölde. Garip kaldım gurbette. Ne güzel cefalarla harmanladın aşkı.
sızısını duyduğum narin bir inilti var içimde. Kadim çağlardan akıp umudu sarmalayan aşkın gül nefesi kokar tatlı dilimde. Sen bulma zahmetim, ne güzel bir hikmettir. Seni bulma zahmetim, ne güzel bir hikmettir. Gönül ile muhabbetin bahar gibi rengarenktir. Evet. Aslında sağlık efendim. Burada aşka bir zahmet oldu. Zahmetin sonunda da her renkten herkesin aşkı kendisine göre bir renktir. Herkes kendi rengini arar bulur. Aramak durumundadır. Kendi rengini bulmak durumundadır. Bulduğu zaman da mutlu olur. Yani kimse kimsenin aşkını kıskanmasın. Çünkü herkese bir aşk var. Çok güzel. Kesinlikle öyle. Evet efendim, maalesef üzülerek söylüyorum. Programımızın artık son dakikalarının içine girdik. Yayınımızı dakikalar kaldı kapanmasına. Son olarak projelerinizden konuşalım. Yeni projeler var mı? Onları söyleyelim ekranlardan. Dediğim gibi ikinci albüm çalışmalarımız var. O bitmek üzere. İnşallah çok güzel. Ne zaman çıkacak? Tarih belli mi? Birkaç ay sürebilir. Birkaç da şu havanın şey biraz benim de enerjimi aldı. Ben de stüdyoya giremiyorum. Doğru. İnşallah Mart gibi bitiririz. Oh, çok güzel. Teşekkür ederim. Aydın Bey, sizin yeni projeler var vallahi mı peki? Benim proje devam ediyor. Süpersiniz, harika. Yani şiir netizesi yapacağız, işte söyleşiler yapacağız. İzmir'de mesela çok sevdiğimiz şairlerimiz var. Bunlardan birisi çok büyük bir abimiz, ünlü bir şair, Recai Atalay. Evet. Onunla birlikte bir şiir netizesi yapacağız. Sonra kadın şairlerimiz var. Dün akşam mesela Dilek Özkan'ın şiir netizesindeydik. Çok güzel bir kitabı çıkmıştı onun da. O değişik İzmir'de değişik şiir gruplarıyla işbirliği içerisinde daha böyle kaliteli, daha böyle halka hitap eden, daha çoğulcu, rengarenk bir şiir hattı izlemek istiyoruz. Aynı zamanda da düşüncelerimizi ilçelerimizde, daha çok ilçelerimizde işte edebiyata, sanata böyle aç, yani arayan, soran insanlara götürmeyi düşünüyoruz. Bu konuda çabamızı yoğunlaştıracağız. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin efendim. Harikasınız. Evet efendim, geldiğiniz için, bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Harikaydınız. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ciddi söylüyorum. Her ikinize de söylüyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Harika bir program yaptık. Dolu dolu işledik. Sanatımızı işledik, şiirlerimizi dinledik, müziğimizi, türkülerimizi dinledik. Aynen, her zaman bekleriz efendim. Buyurun gelin. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet efendim, ben kapanışı yapıyorum. Tamam. Kapanıştan sonra mikrofonu Coşkun Bey tamamıyla size veriyorum. Tamam. Güzel benim, bir türküyle. Benim şey konuşacağım. Evet, benim, güzel bir türküyle bitirelim programı. Anlaştık. Ne dersiniz? Anlaştık. Tamamdır. Evet efendim, bugünlük de bizlerden bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Çiğdem çiçek açar, kokar yazılar yazılar, kokar yazılar yazılar, kokar yazılar yazılar. Dalar çiğdem çiçek açar, kokar yazılar yazılar. Kokar yazılar, yazılar.
Duman tüter bacasından, anasından bacısından, ayrı düştük nicesinden. Yürek sızılar sızılar, yürek sızılar sızılar, yürek sızılar sızılar. Ayrı kaldık nicesinden, yürek sızılar sızılar, yürek sızılar sızılar. Şahin çileye bürünür, gurbet ellerde sürünür. Gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar. Yürekten ağlar bazılar, yürekten ağlar bazılar. Gülermiş gibi görünür, yürekten ağlar bazılar, yürekten ağlar bazılar.